Narin Güran cinayeti davasına başlanmıştı. 7 Kasım'da başlayan ilk duruşmada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Dört sanıkta suçlamaları kabul etmezken bugün Salim Güran yeniden savunma yapmak istediğini açıkladı. Salim Güran, suçsuzum, beraatim istiyorum derken Salim Güran'ın avukatı şu açıklamayı yaptı. Biz hukukçuları tatmin eden bir iddianame hazırlanmadı. Soruşturmanın bütünselliği bozulmuş, aynı olayla ilgili onlarca tutuklu varken kusura bakmayın ama acele işi şeytan karışır derler. Bu acele bizi hataya götürecektir. Soruşturma en başından beri kasıtlı olarak Güran ailesi üzerine yoğunlaştırılmıştır. Üfürükçülere aile mi götürmüş? Soruyorum size, evin kapısı yok mu? Kapının kilidi yok mu? Söylenen iddialar doğruysa o üç çocuk o evde amcayı yaşatır mıydı? Diğer iddia ise Enes'in çocuğu öldürmüş olduğu yönünde. HTS kayıtlarına baktığınızda ise ne Enes'le ne de Yüksel'le Salim Güran arasında herhangi bir irtibat göremezsiniz. Aile, Uğurcan Güran'ın düğün davetesini dağıtmak için Batman'a ve Derik'e gitti. Nevzat bunu biliyordu, önceden planladı. Annesi Zeynep Bahtiyar, kimin nereye gideceğini önceden sormuştu. Sayın Başkan, Nevzat'ın yaptığı iğrençlik ve acımasızlık ortadadır. Biz bunun Nevzat tarafından yapıldığına yüzde yüz eminiz.'' Nevzat bir katildir. Nevzat Bahtiyar başını avukata doğru hafif çevirerek dinlemeye başladı. Çocuğun battaniyeye sarıldığı bir düzmece hikayedir. Orada bir battaniye yoktur. Nevzat Salim'den korktuğunu ifade etmiştir. Madem korkuyor, neden ifadesini değiştiriyor? Kendi günahını zaten Salim'in boynuna bağlamış. Nevzat asla aileden de korkmuyor. Küçücük bir beden sözde görmemesi gereken bir şey mi okudu? 8 yaşındaki bir masum lahit olduğu için öldürülüyor. Fakat 50 yaşında biri suça dahil ediliyor. Akla ve mantığa sığıyor mu? Nevzat Bahtiyar elleriyle eski muhtarı boğmaya çalışmıştır. Salim Güran kurtarmasa o da cem verecekti. Eylemdeki benzerliği görüyor musunuz? Bahtiyar'ın çocuklarının ifadelerine bakın. Ferhat Bahtiyar, "Babam yükselin feryadına tepki vermedi." dedi. Nevzat'ın öz kızı Salim'in ne kadar üzgün olduğunu ifade ettiğini belirtmiştir. Savcıların dört elle sarıldığı baz raporuna göre bazen oda oda gösterdiği bir fanteziden ibarettir. Daraltılmış baza ilişkin teknik bilir kişilerin duruşmada hazır dinlenmesini talep ediyoruz. Salim'in gece eğer tutmaz deresine gittiği söyleniyor. Daraltılmış bazla tespit edilmiş öyle mi? Külliyen yalan. O gece kolluğun göz önünde kimin haddine bir yere ayrılmak? bir kamera görüntüsü çıkarıldı. O araç gerçekten nereden nereye gidiyor? Tespit edilmedi. Dosyadaki en büyük kanıtlardan biri Salim'in aracındaki DNA. DNA kalıntılarına ölümcül derecede önem atfediliyor. Yüksel kızının daha önce o araca binerek nişana gittiğini söylediği dikkate alınmadı mı? Ve anne Yüksel Güran, katil bizsek asın dedi ve tekrar savunma yaptı. Mahkemede savunma yapma sırası Anne Yüksel Güran'a gelmişti. Mahkeme başkanı, tanıkları ve avukatları dinlediniz. Ne diyorsunuz? Yüksel Güran cevapladı. Şu anda dünyada en acılı, en mağdur anne ben. Hem kızımı vahşete verdim, hem namusumla suçladılar. Hem mezarına gidemedim, ben neler çektim kimse demedi. Beni bir şalla suçladılar. Ben kızımın katili olsaydım, ben zaten göstermezdim. Katil olsam söylemedim. Beni kolluk oğlumu öldürmekle suçladı. Ben cahil olabilirim ama ben akıllı bir kadınım. Kimse demedi oğlunu öldürmekle tehdit ettiler diye. Enes, Enes dediğimi kimse düşünmedi. Benim kayınlarım, eltilerimin sesini, işkencelerini asla unutmayacağım. Dedim anne, ben bir anneyim. Kızını kaybetmiş bir anneyim. Polis yüzüme tükürüp yüzümü silmeme bile izin vermedi. Ben katil yerine konuşuyorum. Onun eşi bu zulmü görseydi Nevzat konuşacaktı. Beni asın, beni öldürün ama benim namusuma laf etmeyin. Elini kürsüye vurdu ve sesini yükseltti. Kimse gerçekleri demiyor. Yalanla dolanla bizi kandırıyorlar. Biz bunu hak etmedik. Ne varsa çıkarın. Türkiye'ye sesleniyorum. Eğer katil bizsek bizi asın. Dünkü duruşma sırasında fenalaşan Narin Güran'ın babası Arif Güran duruşmayı takip etmek için adliyeye gelmişti. Dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilmiş ancak ağlandığı için dinlenmesinden vazgeçilen Nari'nin kardeşinin 7 yaşındaki EG'nin kayıtlı kaydında savcılık soruşturması devam ettirilirken kaydedilen ses mahkemede dinlendi. Baba Arif Güran ağlayarak dışarı çıktı. Yüksel Güran'ın ifadesinin ardından baba Arif Güran'ın ağlayarak ve haykırarak salon dışına çıktığı öğrenildi. Aile meclisini toplayan amca da dinlendi. Nari'nin kaybolduğu günlerde aile meclisini sık sık toplayarak toplantılar yapan ve Güran ailesinin eski gelinlerinden Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran da dün akşam saatlerinde tanık olarak dinlendi. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın Nevzat'ın kardeşi Vecdi'ye gitmesi Nevzat'la konuşma cinayetini kabul etsin Size ev ve araba verelim Evinizi köye getirelim dediniz mi sorularına Amca Güran yalandır dedi Mahkeme başkanının "aramalar sırasında şüphelendiğiniz bir şey oldu mu?" sorusuna da "Salim jandarmaların yanındaydı. Aile toplantıları sırasında askerlerle işbirliği içinde yaptım." diye konuştu. Hakimin "Peki bu toplantıya aile bireyleri dışında katılan oldu mu?" Bir kez Nevzatla Tahir ve Şerif Kaya katıldı." dedi. Avukatların "Nevzat iyi size iftira atsın." sorusuna da Amca Güran "Narin'i Arif'in evinde yaşamışsa ailem öldürülmüştür." Ancak rampadan çıkamasa da öldürmüştür. Nevzat evin önünde kıza 20 lira para vererek onu kandırmış dedi. Ardından Nari'nin amcası Erhan Güran'ın tanığı olarak dinlendi. Mahkeme başkanının köyde jandarmanın arama faaliyetlerini sekteye uğratmak için neden ateş çıkardıkları ve yargılamaların ilk olarak nasıl başladığı sorusuna amca Güran, önce anız yandı, söndürmeye söndüremedik, ateşi çalıştırdık, planlayamasaydık yapamazdık, teller çok yüksekti dedi. Mahkeme başkanının evlerinize neden kamera taktırdığınız sorusuna 4 Eylül'de taktırdım. Önce köylüler taktırdı. Biri gelir bir şey atar, sıkıntı olur diye ben de taktırdım diye konuştu. Nari'nin amcası Barış Güran'da alınan ifadelerinde aile meclisi toplantı yaptınız mı sorusuna hayır bir kez Erhan abimin cezaevinde toplandık dedi. Bugünkü mahkemenin ardından ikinci duruşmayı ileri bir tarihe erteleyeceği ve bu tarihe kadar da yerine taşınması gereken dosyadaki temel eksiklikler için ara kararlar öğrenildi. Bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim Enes Güran. Bugün görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı avukattan tutuklu sanık Enes Güran'la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat, "Narin cinayetinde kilit noktanın Enes Güran olduğunu düşündüklerinin altını çizerek kilit isim Enes Güran. Kardeşleriyle görüşmeleri var. Enes Güran'a 'Abicim kimseyle konuşma' diyor." Bu görüşmelerin yayınlanması hukuka aykırı olsa da ben bunu delil olarak kabul ederim. Şüphelinin gözlerinde morlukların ilk olarak mısır tarlasında olduğunu söylüyor. Ancak kaç gün geçmiş dolayısıyla kilit noktanın Enes Güran olduğunu düşünüyoruz ifadesini kullandı. Bakanlığa bağlı avukatın duruşmadaki diğer ifadesi ise Narin kızımızın öldürülmesindeki maddi gerçeğin ortaya çıkması herkes için önemli. Tüm sanıklardan şikayetçiyiz. İmam Recep Kaya, Devran Güran, İsa Kaya, İbrahim Kaya ve yaşı küçük iki kız çocuğunun da ifadelerinin alınması gerek. Bu olayın aile içerisinde gerçekleştiği ve saklandığı görünmektedir. Nitekim alacak verecek meselesinde bir sorun olmadığı belirlenmiştir. Tutukluluk hallerinin devamına ve sanıkların üst sınırdan cezalandırmalarını talep ediyoruz denildi.